Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın değerli bürokratları, bağlı kuruluşların değerli yöneticileri, kıymetli milletvekilleri, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini dünya ekonomisinin ve siyasetinin kritik bir dönemeçten geçtiği bir zaman diliminde tartışıyoruz. Konuşmama başlamadan önce bu sabahın erken saatlerinde Düzce'de ve yakın illerde hissedilen depremden ötürü tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağustos 99'daki 7.6 büyüklüğünde depremde kaybettiğimiz 17.500 vatandaşımızın, Kasım 99'da 7.2 büyüklüğündeki depremde kaybettiğimiz 845 vatandaşımızı da rahmetle anıyorum. Sayın Başkan, en başta deprem olgusu olmak üzere Türkiye'nin yoğun biçimde yaşamaya başladığı iklim krizinden kaynaklanan seller, yangınlar ve kuraklıklar gibi yeraltı ve yerüstü afetleri Türkiye'nin ciddi bilimsel ve teknolojik tedbirlerle sorunlara yaklaşması gereken bir dönemden geçtiğimizi göstermektedir. Henüz geçen ayki Bartın Amasra'daki kömür madeninde metan gazı sıkışmasının sensörler ve uyarıcı mekanizmalar tarafından algılanmaması nedeniyle oluşan ihmal kazasında yitirdiğimiz 42 mademcimizin yası sürerken, bu sabahki deprem bize sağlam bina teknolojilerinin, malzeme bilimlerinin, afet uyarı sistemlerinin, grizu sensörlerinin, yangın söndürme araçlarının, uçakların, orman gözetleme ve ikaz sistemlerinin, internet altyapısının, baz istasyonlarının ve kentsel dönüşüm için yaşamsal nitelik arz eden inşa teknolojilerinin sanayi ve teknoloji politikalarımız açısından ne kadar hayati, ne kadar merkezi bir noktada olması gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla ister depremlerden, ister COVID-19 gibi ülkemizi ve dünyayı etkileyen pandemik afetlerden ya da iklim krizinden kaynaklanan sellerden, orman yangınlarından ve fakirleştirici kuraklık ve çölleşmelerden bahsedelim. Ülkemizin afet teknolojilerinin, erken uyarı sistemlerinin, tedbir, müdahale ve kurtarma teknolojilerinin insanlığımızın esenliği, yurttaşlarımızın hayatı, sanayimizin dirençliliği, kentlerimizin geleceği ve kalkınmamızın kesintisizliği açısından ne kadar hayati olduğunu unutmayalım. Sağlam yapılar, dayanıklı malzemeler, doğru yerlerde ve doğru yoğunlukta kentleşme, stratejik planlama, bilim ve teknoloji politikalarında buna uygun kadrolaşma, liyakat ve ehliyeti en üst düzeyde tutma bu dönemde hiçbir zaman olmadığı kadar önem kazandı. Dolayısıyla Türkiye'nin hem afetlerle mücadelede hem insani ve endüstriyel kalkınma süreçlerinde yüksek teknolojide, çip ve sensör ve bilimsel Ar-Ge ve inovasyonda, tarımsal üretimde kendine yeterlilikte, enerji verimliliğinde ve kendimize yeterlilikte, ulaştırma ve lojistik teknolojilerinde gerekli yatırımların yapılmasında, yüksek teknolojik girdilerin sağlanmasında, iklim dönüşümünde ve sanayinin dijital dönüşümünde, sağlık ve ilaç teknolojilerinde kendimize yeterlilikte, ülkemizin insan kaynaklarının ulusal kendimize yeterliğimiz açısından mühendis, doktor, teknisyen, araştırmacı kapasitemizin, üniversitelerimizin dirençliliğinin, kampüslerimizin özgür bilim üretme imkanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Ancak maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarının sonunda ve 2023 bütçesini tartıştığımız şu anda Türkiye'miz yerin altından ve yerin üstünden afet krizleri, iklim krizleri, ekonomik krizlerden kaynaklanan bu tehditler karşısında yakın tarihinin en kırılgan koşullarından geçmektedir. Türkiye 2023 bütçesini çok yüksek bütçe açığıyla, çok yüksek dış ticaret açığıyla, enerji açığıyla, Merkez Bankası'ndaki yüksek döviz rezervi açığıyla, yüksek bilim açığıyla, bilim ve Ar-Ge açığıyla ve belki de en az bunlar kadar önemlisi sanayimizde ve ekonomimizde çok yüksek beceri ve insan kaynakları açığıyla yakalanmış durumdadır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri Endüstri 4.0
dijital ve yeşil dönüşümü tartışırken Türkiye'nin en gelişmiş sektörlerinde bile endüstri 2.5 ve endüstri 3.0 arasına sıkışıp bırakılmış durumdadır. Dünyanın ortalama geliri 12.500 dolar iken IMF verilerine göre Türkiye'de kişi başına gelir 9.500 dolarlara kadar inmiş, vasat altı bir gelir girdabına sürüklenmiş bir ekonomi, bunu destekleyen, bundan çıkışı sağlayamayan bir sanayi ve teknoloji politikaları girdabıyla karşı karşıyayız. AK Parti'nin 20 yıllık vasat yönetimi altında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünya ortalamasının %0.8'ine sabitlenmiştir. Oysa nüfusumuz dünya nüfusunun %1.1'inden fazladır. Gayri safi milli hasıla üretiminde etkili rol oynayan ve emek üreten göçmen nüfusu da dahil ederek gayri safi milli hasıla hesaplamasını yaptığımızda 90 milyonu aşkın bir nüfusun ürettiği bir ekonomiyi 85 milyona bölerek aslında 9.500 doların da altında bir gelire çıpa attığımızı söyleyebiliriz. Bu rakam değerli milletvekilleri 1980'lerin rakamıdır. 1980'lerde Türkiye dünya gayri safi milli hasılasının %0.8'ine üretebilmektedir. Dolayısıyla 2023'e gireceğimiz bugün de Türkiye 40 yıl geriye, 40 yıl gerinin gayri safi milli hasıla dünya ortalamasına geriye adım atmış durumdadır. Fakat bizim kategorimizdeki ülkeler Kore'den Brezilya'ya, Singapur'dan Tayvan'a pek çok gelişmekte olan ülke 20 yıl ileriye geçmiş. Biz 40 yıl geriye giderken bu ülkelerde aramızdaki açık maalesef açılmıştır. Bu nedenle maalesef tartışmakta olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı bütçe planları, öncelikleri, hedefleri, stratejileri ve içinde bulunduğumuz maalesef kötü ekonomik tablo açısından ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Neden? Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yarışır bir kendine yeterlilik, insani kalkınma, bölgesel gelişmişlik ve yüksek yetenek inşasına dayalı liyakatli kadrolarla ülkeyi yönetme stratejilerine son verilmiştir. Dış açık, bütçe açığı, dış borç ve bilim teknoloji açığını tescil eden bu bütçe, bağımlılığın sektörlerimizde özellikle ham madde, ara mal, enerji ve yüksek teknoloji bağımlılığının arttığı, yüksek faizle KOBİ'lerimizin borçlanarak ayakta durmaya çalıştığı, sektörlerimizin bir kısmının iflasın eşiğine sürüklendiği kırılgan bir ekonomik tablo sunmaktadır. Türk Telekom'u, selüloz ve kağıt fabrikalarını, şeker fabrikalarını, gübre fabrikalarını ve büyük rafinerileri özelleştiren AK Parti hükümetleri, tüm bu sanayi ve teknoloji alanlarında Türkiye'nin kırılganlığını ve dışa bağımlılığını arttırmışlardır. Kötü ekonomi yönetimi, yüksek enflasyon, beslenme krizi, barınma sorunları, ısınma bütçeleri nedeniyle bir yandan gelir dağılımı bozulurken diğer taraftan KOBİ'lerimiz, KOBİ ekosistemimiz dijital ve yeşil dönüşüme hazırlanmak için planlama yapmak yerine 1.8 trilyonu bulan borçlarla kırılganlığı artmış bir biçimde boğuşmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. Sayın Bakan'ın sunumunda iktidarın geçtiği 20 yıl büyük bir başarı öyküsü olarak anlatıldı. Ancak atlanan bir konu oldu. 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bir tane dahi kamu endüstriyel kompleksi, kamu fabrikası yapılmadı. Bu bilgi Sayın Bakan'ın sunumunda yer almadı. AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında ISO 500'de ilk 20'de 6 tane kamuya ait büyük sanayi şirketimiz var iken bugün ISO 500'de ilk 20'de bir tane dahi kamuya ait sanayi şirketi yer almamaktadır. 20 yılın sonunda kamu sanayi sektörü sanayide bir hiç haline getirilmiştir. Türkiye'nin öngörüsüz ve verimsiz özelleştirmelerle cezalandırılması neticesinde tedarik zincirlerimiz, sanayimiz açısından kritik ham maddenin, ara malların üretimi açısından büyük zarar görmüştür. Sayın Başkan, değerli Bakan, değerli milletvekilleri, dünyanın gelişmiş ekonomileri ve firmaları dijital ve yeşil dönüşümü yakalamaya çalışırken Türkiye'nin sanayisi yanlış politikalar yüzünden endüstri 3.0'a bile ulaşabilmenin mücadelesini vermektedir.
Ulusal sektörlerimiz arasında birbirini besleyen değer zincirleri, katma değer yaratma ve vasıflı iş gücü istihdamı konusunda standartlar tutturulamamakta, sosyal katmanlar, sektörler, bölgeler ve firmalar arasındaki eşitsizlikler artmaktadır. Bu durum ise kümelenme avantajları yaratılmasını ve ölçek ekonomisi oluşturulmasını güçleştirmektedir. Ulusal sanayimizin en önemli sorunlarından birisi eşitsizliklerden ve faktör verimsizliklerden kaynaklanan ölçeklendirememe sorunudur. Uluslararası standartlarda teknolojiyi takip eden, bütçeleme yapan, vasıflı personel istihdam eden, işçi istihdam eden firmalarla Anadolu'daki OSB'lerdeki ya da KOBİ'lerimiz arasındaki değer zincirinin kurulamaması yüzünden yabancı firmalar bizim piyasalarımızda şirketlerimizi çok ucuza satın alabilmekte ve ulusal ekonomimizin altını boşaltabilmektedir. Ulusal düzeyde değerli milletvekilleri, toplam faktör verimliliğini ölçen bir kurum ve bir organizasyon maalesef Türkiye'de yoktur. Bu kurumun bulunmamasının eksikliği çok ciddi bir şekilde hissedilmektedir. Verimliliği ölçemeyen, faktör verimliliğini ölçemeyen bir ülkenin dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü hazırlanması, bunu gerçekleştirmesi, gerekli stratejileri belirleyebilmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle de büyük bir KOBİ devrimine ve çok ciddi bir yeni kamu girişimciliğine ve yatırımcılığına ihtiyaç vardır. Yanlış özelleştirmelerden ziyade toplam faktör verimliliğini öne çıkaran kamucu, KOBİ'ci ve kooperatifçi bir zihniyetle ekonominin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç vardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye, Orta Doğu ve Asya'dan vasıfsız kaçak göçmen ithal eden bir merdiven altı atölyeye dönüştürülmüştür. AKP'nin kendi bakan ve yöneticilerinin de itiraf ettiği gibi Türk sanayisi sadece ucuz göçmen egemeğiyle ayakta durabilen ve rekabet gücünü sağlamaya çalışan merdiven altı, kayıt dışı ve vasıfsız kırılgan bir atölyeye, bir tampon fabrikaya, tampon ekonomiye dönüştürülmüştür. Orta Doğu ve Orta Asya'nın gariban ve vasıfsız iş gücünü bir kalkınma stratejisi gibi sunan, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'yi Suriyeli kaçak işçiler istihdam ederek Turquality'ye dönüştüren bir ekonomi, bir sanayi ve teknoloji politikası size aittir. Stratejik sektörlerimizde yaşanan mühendis göçü, araştırmacı göçü, teknisyen açığı, uzman açığı maalesef bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen tersine beyin göçü çalışmaları sektörlerimizin ve kamu kurumlarımızın beyin göçü koridorunu tersine çevirememektedir. Sanayimizin ve tüm sektörlerimizin beceri açığı çözülemediği gibi derinleşmektedir. İstihdam ve eğitim arasındaki bağ kapatılamamakta, sanayimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimdeki plansızlık ve bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluk KOBİ'lerimizi felç etmektedir. OSB yönetimleri buna çare olarak kendi bünyelerinde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli teknik ve mesleki liseler kurmak ve kurdurmak zorunda kalmaktadır. KOBİ'lerimiz AK Parti döneminde sahipsiz, borçlu ve vasıflı iş gücü bulamayan bir konuma sürüklenmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sanayimizde kalkınma, katma değerli üretimin arttırılması amacıyla bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen destek ve teşviklerin tek merkezden yönetilmesi için başlatılan hamle programında değerlendirme aşamalarında ciddi sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Programın değerlendirme komisyonunda görev yapan uzman ve bilir kişiler tarafından incelenen ve belirlenen kriterlere göre bazı projelere red verilmesine rağmen bakan yardımcıları tarafından destek ve teşvik sağlanması hakkında kurum içinde bile ciddi şikayetler yaşanmaktadır. Uzman görüşleri ve komisyon tavsiyeleri yok sayılarak bakanlık üst yönetiminden oluşan komite kararları ile teşvik ve destekler keyfi ve siyasi bir biçimde dağıtılmaktadır. Sanayici ve üreticilerimizin desteğin keyfi ve siyasi bir şekilde dağıtılıyor olması KOBİ'lerimiz arasında haksız rekabet yaratmakta, nihayetinde zarar gören ulusal Türk sanayisi ve sanayicimiz olmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, OSBÜK verilerine göre
ülkemizde 360'ı aşkın organize sanayi bölgesi vardır. Fakat 20 yıllık iktidarımızın sonunda ulusal sanayimizin çok gereksinim duyduğu organize sanayi bölgelerinin lojistik altyapısını oluşturan demir yolu sadece 10 tanesine ulaştırılabilmiştir. AK Parti iktidarı 20 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin altyapı sorunlarını, OSB'lerimizin altyapı sorunlarını, atık yönetim sorunlarını, enerji yönetim sorunlarını, vasıflı iş gücü sorunlarını çözmemekte ısrar etmiştir. Sanayimizin en temel ihtiyacı olan küresel lojistik ağlarının bugün ulusal ekonomimiz için bir avantaja dönüştüğü bugün de OSB'lerimizin çok küçük bir bölümünde demiryolu ulaşımının olması bir intihardır. Oysa OSB'lerimizde üretilen ürünler daha uygun maliyetle ülkemizden ihracatı sağlamak üzere Anadolu'nun içinden, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, İç Ege'den limanlarımıza çok daha kolay bir şekilde ve maliyetsiz bir biçimde enerji krizinin yükseğe çıktığı bu dönemde sorunların çözümünde bir alternatif olabilecektir. Bu nedenle demiryolu bağlantılı OSB'lerimizin sayısının arttırılması en az ihtisas OSB'lerinin sayısının arttırılması kadar önemlidir. OSB'lerimizin dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme hazırlanması, endüstri 4.0'ı geçtik, endüstri 3.0'a ulaştırılması için öncelikle bu altyapı sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla bir özel yönetim modeliyle kurulan kalkınma ajansları maalesef bakanlığın bürokratik ve siyasi etki alanı altında kaybedilmiştir. Sadece gündelik talepler için mesai yapan verimsiz bir yapıya dönüştürülmüştür. Düşük bütçesi ve gelirleriyle atıl ve iş göremez noktaya getirilmiştir. Kalkınma ajanslarının etkin bir şekilde çalışması ve ülkemizin bölgesel kalkınmasına etki sunması, katkı sunması mümkün bu yüzden olamamaktadır. Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi kalkınma ajanslarımızda ciddi bir uzman kaçışı özellikle son yıllarda çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Buna ek olarak maalesef kalkınma ajanslarında genel bir eğilim olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin İstanbul, Mersin başta olmak üzere İzmir ve Ankara olmak üzere önemli projelerine destek verilmemektedir. Kalkınma ajansları bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını büyükşehir belediyelerimizden almasına rağmen sosyal gelişmeyi destekleme programı ve cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında CHP'li belediyelerin projelerine karşı ayrımcılık yapılmaktadır. Dışlanma yapılmaktadır. Bu haliyle kalkınma ajansları Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler için dışlanma ajanslarına dönüşmüştür. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, unutmayınız ki büyük kısıtlamalara ve engellemelere rağmen büyükşehir belediye başkanlarımız halkımıza, yurttaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun yarısından fazlasına hizmet vermeye gayret etmektedirler. Bu zor günlerde kalkınma ajanslarının onlara köstek değil, destek olması çok önemlidir. Bir diğer dikkat çekmek istediğim konu girişimci bilgi sistemindeki veri eksiklikleri ve bu eksikliklerden kaynaklanan ciddi plansızlıklar ve organizasyonsuzluklardır. 8 farklı kurumun idari kayıtlarından oluşan verilerin bütünleşik şekilde yer aldığı ve sanayinin gücünü ortaya koyan bilgi sistemi olarak sunulan girişimci bilgi sistemi havuzunda ülkemizde bulunan OSB'lerde altını çiziyorum. Ülkemizde bulunan OSB'lerde kaç firmamızın olduğu, kaç mühendisimizin, teknisyenimizin, uzmanımızın hangi kalifikasyonla çalıştığı, Ar-Ge harcamalarının ne olduğu, teknoloji envanterinin ithalat ve ihracat destinasyonlarının miktarlarının ne olduğu bilgisi yer almamaktadır. Tasnif edilmiş bir şekilde yer almamaktadır. OSB'lerimiz kendi kaderine terk edilmiştir. Yani sanayimizin röntgeni çekmek amaçlı sistemin kendisinde dahi sanayi gücümüzün ve envanter mevcudiyetimizin sağlıklı bir alt kırılımı maalesef yoktur. Bu haliyle bakanlık OSB'lerden, KOBİ'lerimizden insan kaynağı durumundan habersiz bir şekilde sanayi ve teknoloji politikası belirlemeye çalışan, elinde sağlıklı veri setleri olmadan kararlar alan bir bakanlık durumuna düşmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bakanlık uzman kadrolarındaki motivasyon eksikliği,
teknokentlerin uzman kadrolarının ücret koşullarının düzeltilememesi, OSB'lerin üst yönetimlerindeki profesyonel kadroların gerekli desteği alamaması bu sorunu, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu gerçekleştirmesini imkansız kılmaktadır. Son cümle olarak söylüyorum Sayın Başkan. Türkiye'nin model fabrikalar ve prototip üretim merkezlerine 10 yıl 15 yıl önce geçmesi gerekiyordu Sayın Bakan. 5 milyon avroya mal edilen Protata gibi bir merkez en az 150 tane emsaliyle Anadolu'nun her yerine dağıtılmış olmalıydı bugün 2022 yılında. 700-800 milyon dolara mal edilen Ankapark dinozorları yerine tanesi 5 milyon avrodan 150-160 prota merkezi ve model fabrikayı Türkiye inşa edebilirdi. Bakınız bir inovasyondan bahsedeceksek Sayın Bakanım, bitiriyorum. Yarım dakika istirham ediyorum Başkan. Bakın madem bir hamburger sataşması yaptınız, ben de mukabele edeyim Sayın Bakan. Nükteden bir şekilde. Bakın bugün Türkiye'de inovasyondan bahsedeceksek ihracatımızın kilogram dolar değerindeki düşüşü örtmek istiyorsak sizin yaptığınız gibi belki de şu tür inovasyonlardan bahsetmek durumundayız. Sanayi, KOBİ, Endüstri 4.0, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda mevzuat hazırlığı bile olmayan bir bakanlıktan bahsediyoruz. Ama üzülerek söylüyorum AK Parti'nin son döneminde bitiriyorum. İnovasyondan bahsedeceksek kaçakçılık inovasyonundan, kara para aklama inovasyonundan, organize suç ve mafya, pasaport sahteciliği, mazot kaçakçılığı, gıda tahsis, Bitcoin ve benzeri bir inovasyondan bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye maalesef bu tür bir yoz inovasyona ve merdiven altı kara ekonomiye değil, Cumhuriyet'in 21. yüzyılında Atatürkçü bir kalkınma stratejisine gereksinim duymaktadır. Heyeti saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan sunuşu sırasında Antakya künefesini konusunda önemli bir gelişme olduğunu, Avrupa Komisyonu resmi gazetesinde ilan edilerek Avrupa'da tescil aşamasına geldiğini ifade etmişlerdir. Günaydın Sayın Bakan. Yeni mi uyandınız? Yeni mi hatırladınız? Sizin devri iktidarınızda Yunanistan ne kadar Türk ürünü varsa bu dediğiniz tescili kendi adına yaptırdı. Bugün tescil edilen baklava Yunan baklavası. Döner Yunan döneri. Türk kahvesi. Neyi düzelteceksiniz? Tescil Gaziantep'e ait ve benim başkanlık döneminde Avrupa Birliği tescilini aldık, Yunanistan'da değil. Tamam, baklavayı aldıysanız sizi kutluyorum. Sizi oda başkanı olarak kutluyorum ama hükümeti değil. Eyvallah. Türk kahvesi, yoğurt. Yoğurt ya. Türk yoğurdu diye satmak mümkün değil. Yunan yoğurdu yazıyor hepsinin üzerinde. Tavla. Tavlayı bile. Kaptırdınız, künefeyi kurtardık diye övünüyorsunuz ama sizden önce bak baklavayı Gaziantep Ticaret Odası kurtarmış zaten. Değerli arkadaşlar, şimdi bakıyorum şunu yaptık, bunu yaptık. Teknolojiyi şöyle ilerlettik, böyle geliştirdik. Rakamlara bakıyorum, rakamlar bunu doğrulamıyor. Nasıl doğrulamıyor? Bakıyorsunuz dış ticaret açığı 105 milyar dolarla 2002 sonu itibariyle tarihi rekor kırmış. Geçmiş yıllarda bu kadar yüksek bir dış ticaret açığı yok. Veya cari açığa bakıyorsunuz 47 milyar dolar olmuş yıl sonu itibariyle. Geçen sene 13 milyar dolar. Ve bu da büyük rekor cari açıklardan biri. İhracatın içerisinde ileri teknoloji ürünlerine bakıyorsunuz. Eylül ayında verilen rakamlara göre 2.6. Bu kadar çok teknoloji geliştirdiniz de bu ne haldir ya? Bu ne haldir? Sonra otomobil. Evet, Türkiye'de üretilen
Başka isimlerle üretilen çok sayıda otomobil var. Yeni bir otomobilimizin daha olmasından mutluluk duyarız. Onun için olumlu bakıyorum ben. Ama şunu bilmemiz lazım ki bir otomobilin üretimi bir kişinin icat ettiği, bulduğu bir şey değil, 100.000'in üzerinde patentle birlikte oluşmuş bir gelişmedir teknolojik olarak. Ama bu otomobil dediğiniz şey 20. yüzyılın başlarında yeryüzünde dolaşmaya başlamış. 100-120 yıl sonra otomobil ürettiğimizi söylemek çağı yakaladığımız anlamına gelmiyor. O kadar büyük bir anlam taşımıyor. Ama bununla birlikte yerli olarak ne üretilirse biz onunla onur duyarız, gurur duyarız. Ama küresel rekabet dediğiniz şey aynı zamanda ileri teknoloji, en ileri teknoloji demektir. Dünya bir adım gidiyorsa siz yarım adım giderseniz geride kalırsınız. Küresel rekabet dediğiniz şey iyi yapmakla yetmeyen, dünyanın en iyisini yapmakla mümkün olan bir şeydir. Bunu hedeflememiz lazım. Şimdi diyorsunuz ki atomik saat geliştirme, üretme çabalarımız devam ediyor. Ya bu da yeni bir şey değil. Bu da çok eski. Yıllardır dünya bunu üretiyor. Bakın ta 1915'te Einstein özel görelilik teorisini ortaya attı. Uzayda belli hızla giderseniz zaman az işliyor dedi. Sonra bir gökbilimci hesabını kitabını yaptı ve şöyle bir örnek verdi. İkiz kardeş düşünün, iki ikiz kardeş. Biri füzeyle uzaya çıktı. Işık hızının %99.995'i hızıyla 6 ay uzayda dolaştıysa ve bu ikiz kardeşlerin yaşı da başlangıçta 20 ise, yere indiğinde uzaydaki daha 21 yaşına varmamışken, 20 yaş 6 aylık bir duruma gelmişken yeryüzündeki kardeşi 50 yıl yaşlanmış oluyor. Yani 70 yaşında oluyor. Sonra bunu hesaplayan bilim adamı Einstein'ın teorisine uygun olarak eğer uzaydaki kardeş ışık hızının %98'iyle dolaşmış olsaydı 2,5 yıl genç kalacaktı yerdekine göre diyor. %87'si hızıyla dolaşırsa bu 1 yıl fark edecekti diyor. Yani 1 kat fark edecekti. Yani 6 ay kazanmış olacaktı diyor. Bu teorik bir şey midir? Yoksa gerçekten fiilen de böyle midir diye 1971'de iki bilim adamı sizin yapmaya çalışıyoruz dediğiniz atomik saatlerden alıyorlar. Birini havaalanına koyuyorlar, birine bir uçağa koyuyorlar. Uçak doğudan batıya dolaşıyor, dünyayı dolaştıktan sonra iniyor yeryüzüne. Saatleri sankronize bir şekilde havalandığı için sonra saatleri karşılaştırıyor. Saniyenin milyarda biri kadar yeryüzündeki saat daha ileri gitmiş. Yani uçak hızı dediğiniz saatte 900 kilometredir. Bu atomik saat o milyarda 59'luk farkı tespit etmiş durumda. Ve bu teori de böylece kesinleşmiş oluyor. Siz şimdi bu atomik saati bulduk. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bunuyla? Yani yeni bulmadınız. 53 yıl önce bir gökbilimci çok daha önceden icat edilmiş bir saati test etmiş uzay açısından. Şimdi bunlar elbette yapın. Yapmak güzel şeydir de destan yazar gibi söyleyebilmeniz için ilerici teknoloji ürünlerinin ihracatımız içindeki payının %50'yi aşması lazım. Bu da yetmez. Dış ticaret fazlası vermeniz lazım. Bu da yetmez. Doğrudan doğruya cari işlemler fazlası vermeniz lazım. Siz dış ticaret fazlası vermiyorsanız, cari işlemler fazlası vermiyorsanız, sonra ihracatınız içerisinde ileri teknoloji ürünleri çok sınırlı kalıyorsa, bu 20 yıllık bir iktidarın başarılı olduğunu değil, başarısız olduğunu gösterir.
Türkiye'deki çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden bugüne kadar ki bütün iktidarları kısa dönem dengeleriyle sorgularız. Ama 20 yıl iktidarda, üstelik tek başına iktidarda kalmış bir hükümeti, bir partiyi, bir iktidarı sadece kısa dönem dengelerinden dolayı değil, aynı zamanda uzun dönem dengelerinden dolayı sorgularız. Uzun dönem dengeleri itibariyle ne oldu? Ona bakarız. Ben baktığım zaman söylediğiniz sözlerden ve anlatmaya çalıştıklarınızdan, o üst perdeden kelimelerle ifade ettiğiniz manaları çıkarmak mümkün değil. Ve maalesef saatleriniz çalışmış 20 yıldır ama siz uyumuşsunuz, gökyüzünden habersiz de uçurtma uçurmuşsunuz. Bundan sonra daha radikal, daha köklü, daha atılım ruhuyla iş yapılması gerektiğini de bilmeniz lazım. Eğer bir iktidarın ekonomi politikaları ranta daha fazla prim veriyorsa, yani üretmek, küresel rekabet etmek konusunda mesafe almak yerine bir girişimci iktidarla dirsek temasıyla daha fazla rant geliri elde ediyorsa o ülkede küresel rekabete uygun diğer ülkelerden daha ileri teknolojik gelişmeler ve teknolojik yatırımlar gerçekleşemez. Bir arsa kapatıyor, dirsek temasıyla bir imar değişikliği alıyor, milyarlarca para kazanıyor. Öbürü fabrika kuracak, dünyayla rekabet edecek, batacak mı, kâr mı edecek? Bunun tereddüdü içerisinde üretim yaparsa ve hükümetin politikası da bunu ortaya çıkaracak şekilde şekillenirse o ülkede toplumun beklediği, ülkenin geleceğini ihya edecek bir gelişme göremeyiz. Nitekim bu 20 yılın israf edilmiş bir 20 yıl olduğunu düşünüyorum. Üzerine düşenlerin yapılmadığını görüyorum ve buna rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin bakanlık mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanımızın sunumunu dikkatle dinledik. Türkiye yüzyılına iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedeflerle gidiyoruz gibi iddialı cümleler sarf ettiniz. Bu tip cümleler 2023 hedeflerinizle gerçekleşmeleri yan yana koyduğumuz zaman gerçekten de iddialı oluyor. Peki gerçekler ne? Yani bunca iddialı, şaşalı söylemleri bir tarafa bırakırsak, rakamlara odaklanırsak, gerçeklerin sizin anlattığınızdan çok farklı noktalarda olduğunu görmekteyiz. Sunumunuzda sanayimizin milli gelir içindeki payının arttığından bahsediyorsunuz. Sanayide lokomotif bildiğiniz gibi imalat sanayisi. İhracatımızın %95'i imalat sektöründen geliyor. İhracatta 2021 ve 2022 yılları Ocak-Eylül dönemlerinde baktığımızda yüksek teknoloji ürünlerin payımızın, ürünlerdeki payının %3'ten %2.8'e düştüğünü görüyoruz. Eylül 2022 oranı ise %2.6. Yıllardır bu oran artmıyor, hatta azalıyor. Azalan bir başka şey de dünya ekonomisindeki yerimiz. Burada tartışıldı bu konu. 1980 yılında dünya ekonomisindeki payımız %0.86 idi. IMF bu oranın 2022 yılında 0.67'ye düşeceğini tahmin etmekte. Yani bakın, darbenin yaşandığı 1980 yılında dünya ekonomisindeki payımız bugünden daha fazla. Güçlü ekosistem diyorsunuz. Ya işte yeni ekonomik modelin bizi getirdiği yer burası. Neydi bu model? TL değer kaybedecek, rekabetçi hale gelecek, ihracat patlayacak, üretim artacak, cari fazla verilecek, enflasyon düşecek, istihdam artacak vesaire vesaire. Ama ne oldu? İhracatın artış hızı her geçen gün azalmakta, hatta durma noktasına gelmiş durumda. İhracat beklenti anketine göre birinci çeyrekte ihracat artacak diyenlerin oranı %42.7'den %34.2'ye düşmüş durumda. 2022 Ekim ayında kapasite kullanım oranı %77.4'ten %76.9'a düşmüş. İktisadi yönelim anketine bakıyorsunuz, Merkez Bankası'nın yaptığı. Sanayiciler gelecek 3 ayda üretim hacminin
iç piyasa siparişlerinin, ihracat siparişlerinin toplam istihdamın azalacağı görüşünde. Sanayi üretim endeksine bakıyoruz. Eylül ayında bir önceki aya göre %1.6 küçülmüş. Yıllık değişim ise sadece 0.4. İhracat birim değer endeksine baktığımız zaman 2015 yılı endeksi 100 olarak kabul edersek Eylül 2022 endeks 108. İhracat birim değer endeksi ise 151. İhracat ithalat makası giderek açılmakta. Cari açık hızla büyüyor. Bunun finansmanı da her geçen gün daha pahalı ve zor hale geliyor. İşin tuhafı, baskıladığınız dolar kuru artık rekabet gücünü de kaybetmiş durumda. Yeni ekonomik modelin duvara tosladığının umarım farkındasınızdır. Sanayicinin bir diğer önemli husus ise sanayici için enerji maliyetleri. Eurostat verilerine göre Türkiye sanayicileri satın alma gücü standartlarına göre Avrupa'nın en pahalı doğalgazını ve en pahalı elektriğini kullanıyor. Enerji enflasyonu OECD ortalaması %35, G7 %33, Avrupa Birliği %38, Türkiye'nin ise enerji enflasyonu %143, şampiyon Türkiye. Garo Bey sunumunda emekten hiç bahsetmediğinizden bahsetmişti. Esasında haksızlık etti size. Sunumunuzda MESEM'lerdeki, mesleki eğitim merkezlerdeki öğrenci sayısının 1 milyonu geçtiğinden bahsettiniz. Bu şu manaya geliyor, bu 1 milyon çocukla beraber çocuk işçi sayımız 1 milyon artmış oluyor. Gülüyorsunuz ama gerçek bu. Sayın Bakanım, bu çocukların birçoğu herhangi bir eğitim almıyor. Haftanın 6 günü çalışmak zorunda kalıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı 3 harfli zincir marketlerle protokol imzalıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar asgari ücretin 1/3'üne üstelik devlet teşvikiyle ucuz emek çocuk işçi olarak çalışmaya zorlanıyorlar. Evet, elbette ki mesleki eğitim önemli ama bulduğunuz yöntem emeğe bakış açısını, bakış açınızı bir kere daha ortaya koymakta. Sayın Yüksel Özkan, buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve bürokratlar, değerli basın emekçileri, kıymetli çalışanlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bursa sınırları içerisinde toplam 17 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bunların doluluk oranı ise yaklaşık %85'tir. İlçelerdeki OSB'lerde ise kapasite bunların çok çok altındadır. Ancak mevcut OSB'ler çevreye duyarlı yeşil OSB, dijital dönüşüm, atık yönetimi ve bu gibi eksikliklerini tamamlamadan verimli tarım arazilerine ilave organize sanayi bölgeleri planlanmaktadır. Son olarak Kestel ilçemiz Soğuk Su Mahallesi'nde rant uğruna tarım arazilerine OSB yapılması istenmektedir. İktidarınız Bursa Yenişehir'de ototest merkezi yapacağız diyerek Yenişehir Ovası'nın en verimli 4 milyon 350 bin metrekare tarım arazisini kamulaştırdı. Keşke bu verimli arazide bunu planlamasaydınız. Ancak 8 yıldır Sayın Bakan bir çivi bile çakmadınız. Defalarca sordum, net bir cevap alamadım. Gemlik'te üretmeyi planladığınız yerli ve milli otomobil toku nerede test edeceksiniz? Bursalı ve Yenişehirli vatandaşlarımız soruyorlar. Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ne oldu? Bu projeden vaz mı geçtiniz? Değerli arkadaşlar, Bursa Gemlik'te yapımı planlanmış olan TOK'un 2023 Mart'ta trafiğe çıkması planlanıyor dendi. Bakan Sayın Varank, şirketin 2023 yılı hedeflerinin 17 bin araç olduğunu söyledi. TOK'un CEO'su Sayın Karakaş, 5 yıl sonra maksimum yıllık üretiminin 150 bin araç olduğunu açıkladı. Ülkemizin gerçek anlamda yerli, vatandaşımızın ulaşabileceği fiyatta bir otomobilin üretimini tabii ki destekliyoruz, arzuluyoruz. Ancak uzmanların görüşlerine göre hedeflenen bu sayıyla TOK'un orta hatta küçük ölçekli bir marka olarak kalması demektir. Ayrıca 2030 yılı sonrası için konulan %15 ihracat hedefi ise uluslararası bir marka olma şansının olmaması demektir, demektedir uzmanlar. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, bugünkü verilere göre Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen araçların yerlilik oranları şöyledir. Renault %55.43, Tofaş %53.70, Toyota %50.67, Ford Otosan %72.54, Hyundai
%55.88. TOK ise %51. Değerli arkadaşlar, 2021 yılı otomotiv ve hafif ticari araç ithalatının ise %44 olduğu vurgulanmaktadır. Sayın milletvekilleri, son yıllarda özellikle elektrikli araç ve skuter ithal eden yandaş firmalara destek verilmesi yurt içi piyasalarda rekabet şanslarını olumsuz etkilemiştir. KOBİ'lerimiz eşit şartlarda mücadele edemiyorlar. Girdi maliyetlerinin artışıyla çarklarını çeviremez hale gelmiş olan KOBİ'lerin yakıt zamları ile birlikte lojistik maliyetlerinin çok çok yükselmesi adeta üreterek sermayelerini kaybetme noktalarına gelmiş olmalarının bir göstergesidir. Sayın milletvekilleri, ne yazık ki son dönemlerde liyakatli genç mühendislerimiz her meslek grubunda olduğu gibi yurt dışına gitmek zorunda kalmaktalar. Bir bakanınız da utanmadan mühendis ihraç ediyor demesi AK Parti iktidarlarının biz vizyonunun yansımasıdır. Sayın Bakan, bakanlığınızın popülizm ve yandaşlıktan uzak akılcı politikalar üretmesini ve uygulamasını diliyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını dilerken de hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Tamer Osmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın Bakan, KOBİ'ler sanayiye alın teri döken emekçi kardeşlerimizin her zaman istikrar ve güvenle yollarında yürümek isterler. Onların ana talepleri ve beklentileri ham madde tedariklerinde istikrar, enerji ve doğal gaz tedariki ve enflasyonun doğru yönetilmesidir. Ve tabii ki bakanlığınızın önlerine engel olmamasını çoğunlukla tercih ederler. Türkiye'deki işletmelerin %99.8'ini oluşturan KOBİ'lerin kendinizi iş yapıyor göstermek maksadıyla tanımlarıyla oynadınız. Mart 2022'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırması hakkındaki yönetmelik ile tanımlarını değiştirdiniz. KOBİ olmak için hasılatı ve mali bilanço limitini 125 milyon TL'den, yani Mart 2021'de 12 milyon 755 bin avrodan 250 milyon avroya, yine aynı rakamda tutmaya çalıştınız. Bu rakamlarda sizin Türk lirasını ne kadar fakirleştirdiğinizi göstermekte. Enflasyon bu ülkede şu anda %185'lerde Sayın Bakan. Mutlu musunuz? Rakamsal değerlere sıfırlar koyarak insanları kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Sanayici kanar mı sanıyorsunuz? Bugün ülkenin 3.421.817 KOBİ mevcut. Bütün bu düzenlemeleri de KOBİ'lere daha fazla teşvik vermek için yaptığınızı söylüyorsunuz ama sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Zannetmeyin ki sizin aldandığınız gibi KOBİ'ler aldanmıyor. KOBİ'ler kredilere erişemiyoruz diye aykırıyor. Küçük işletmeler perakende yazısı nerede diye bağırmaktadırlar. Ama sizin dünyanız onları düşünmeye yetmediği için ancak kitapçıkta da yer alan hamasi sözlerle onların sorunlarını dile getirdiğinizi zannediyorsunuz. Hayaller farklı, gerçekler acıdır Sayın Bakan. Total araştırmalarımız sonucuna göre 46 ilde 304 iş insanının katıldığı Anadolu'nun nabzı anketinin 3. çeyrek sonuçlarını size ileteyim. 1. Son düzlükte sanayici en büyük sorunlarının %143.4 ile sipariş azalması olduğunu söylüyor. %185 ile 250 oranında enflasyon belimizi kırmış vaziyette diyor sanayici, iş insanı. Sanayide son bir yılda elektrik kullanımına gelen zam %250 diyorlar. 257 Sayın Bakan. Son bir yılda sanayinin kullandığı doğalgaza gelen zam yüzde kaç biliyor musunuz? Maalesef ki %552. İyi duyun. Hatta yazın isterseniz. Bu kitapçıkta yok çünkü. Akaryakıta gelen zamlardan kamyoncular kamyonlarını çalıştıramıyor. KOBİ'lerimiz nakliyelerini ödeyemiyor. Akaryakıta gelen zammın son bir yılda %200'lere vardığını biliyorsunuz. Sanayici boğuluyor Sayın Bakan. Nefes almak için kredi bulamıyoruz diyor, haykırıyorlar. Neden biliyor musunuz? KOBİ'lerin ipotek verecek bekçi kulübelere bile kalmamış ellerinde. Bu sorular saymakla bitmiyor Sayın Bakan. Sizin sunumunuzu geçer hepsini saymaya kalksak bu konular. İnsanların iş yerlerinde çalışırken hele hele teknolojiye, inovasyona dair bir iş yapıyorlarsa mutlu olmaları lazım. O mutlulukları da bütünlüğün hikayesidir.
Size şöyle tarif edeyim. Bir işletmenin kapısındaki görevli, çay ikram eden çalışan, muhasebe, satış, pazarlama bölümünde çalışan beyaz yakalılar ve üretimin ana unsuru olan emekçi işçi kardeşlerimizin yüzleri gülmezse, işletmecinin sahibi olan işletmenin ağladığını, işletmecinin ağladığını görürsünüz. Ama siz görüyorsunuz ki siz ağlamak ne demek unutmuşsunuz. Her şey bir bütün halinde işler. Ama siz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ'lerin de, OSB'lerin de, sanayicilerin de, emekçi kardeşlerimizin de haklarını da nasıl biraz daha kırparız, daha ellerinden ne alırız diye düşünmekle meşgulsünüz. Yine en büyük sorunlardan biri senelerdir haykırdıkları kalifiye insan kaynağı yetiştiremiyorlar. Her şey kağıt üzerinde görüldüğü gibi değil Sayın Bakan. Marulun fiyatını öğrenmek için pazarda dolaşmanız lazım. Biz fabrika fabrika geziyoruz. KOBİ'lerin borç durumlarını geldiğimizde biliyor musunuz ki bankalarda toplam takipteki borçları Eylül 2022 itibariyle 60 milyar TL seviyesinde. 355 bine yakın KOBİ takipte. Eylül 2022'de bir önceki yıla göre 887 bin KOBİ daha takibe fazlasıyla girmiş. BDDK verilerine göre KOBİ niteliğindeki şirketlerin toplam nakdi kredi hacmi son bir yılda %100 artmış durumda. Bu da kredilerin can suyu arayan KOBİ'lerin kredi ihtiyaçları ne kadar arttığını gösteriyor. Bizlere bugün hala kredi limitlerini de arttırın diyorlar size. Bütün bunların sonucu ne biliyor musunuz? Üstüne basa basa söylüyorum. Enflasyonun sizin tarafınızdan %250 ortalamaya getirilmiş olmasıdır. Son 3 çeyrekte her 3 işletmeden ikisinin çalışan emekçilerini çıkartmayı düşünüyorlar iş sahipleri. Son söz iktidarımızda sizlere temin olsun ki bu söylediklerimizin hepsini en olumlu şekilde yapacağız. KOBİ'lerimizi, iş dünyasını kalkındıracağız. Cumhuriyetimizi ve girişimcilerimize bu konuda borçluyuz. Her fabrika bir kaledir demiş Atatürk. Bunun üstündeyiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Çetin Osman Budak buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sayın Bakan, Sivas Demirağ OSB cazibe merkezleri arasına alındı. Fakat Türkiye'nin birçok yerinde ilan ettiğiniz cazibe merkezleri kentin kendisi. Fakat Sivas ziyaretinizde çok şiddetle bu konuda sanayicilerden talep ve şikayet aldık. Dediler ki yani burada eğer bir organize sanayi cazibe bölgesi ise diğerindeki sanayicilerin hiçbirisi orada iş yapamaz. Ya Sivas'taki Demirağ OSB'ye taşınacağız, böyle planlamada yapıyorlar. Eğer kısa sürede böyle bir açıklama yaparsanız en azından oradaki arkadaşlar, sanayici arkadaşlar yatırımlarıyla ilgili farklı düşüncelerde olmazlar. Bunu size ifade etmek istedim. Sayın Bakan, sunumunuzda sanayicilerimizin kendi enerjisini üretmek için yaptıkları rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamına aldık demiştiniz. Bu değişiklik sonrasında sadece 8 ayda 2092 işletme, 2410 megawattlık güneş enerjisi ve RES yatırım için teşvik belgesi aldı dediniz. Ama şu anda OSB'lerdeki birçok firma, örneğin Manisa ki oradan bilgiler geliyor, Kayseri gibi illerden güneş enerjisiyle ilgili yapılan yatırımlar sökülmeye başladı. Bu büyük bir felaket. İnsanlar çünkü devletine güvenirler. Onların açıklamalarıyla 2019 yılındaki EPDK'nın çıkardığı yönetmeliğe dayanarak insanlar kendi enerjilerini kullanmak üzere çatılara yatırımları yaptılar. Fazlasını da vereceklerdi. 10 yıllığına dediniz. EPDK'nın yönetmeliğinde 10 yıllığına alım garantisi veririz dendi. Onun üzerine yapılan yatırımlar şu anda sökülüyor. Acil bir çözüm bulunması gerekiyor Sayın Bakanım. Diğer yine Erzurum'a bir seyahatimizde Erzurum'da ikinci organize sanayi yeri planlanmış, yatırım yapılmış. Güzel, organize sanayilerin artmasını isteriz ama burada zemin etüdü yapılmamış. Verilen zemin etüdüyle iş verilen firma 15 metreye kadar zemin etüdü yapıyor. Halbuki çok daha derinlerde oynak zemin olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu organize sanayide, ikinci organize sanayide yatırımcılar yatırımlarını yaptıktan sonra yatırımları başlarına çökmeye başladı. Üstelik de çok önemli bir adım atmışsınız. O önemli adım şu,
burada bir teknoloji lisesi açmışsınız. Doğru. Ama yer seçimi yanlış. Çok yanlış. O teknik lisede tamamen çökmüş. Artık içine insan giremez. Fabrikalar taşınmış. Maalesef. Ve orada taşınan fabrikalar şu anda ne yapacağını bilmiyorlar. Makineler ellerinde kalmış. Çünkü yatırım yapmış adam. Burası ile ilgili buradaki yatırımcılara vereceğiniz bir destek var mı? Sayın Bakan, endüstri bölgelerinden bahsetmiştiniz. Şimdi 2001 yılında Ford fabrikası, İzmit'teki Ford fabrikası üretime geçti. Ve burası sonradan biliyorsunuz endüstri, 2009 yılında endüstri bölgesi yapıldı. Ve siz buna endüstri bölgelerinden kabul ederken Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2018 yılında sunduğu 4 tane endüstri bölgesinde şu anda üretim yok, tek bir üretim yok. Bunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman üretime geçirmeyi düşünüyorsunuz? Süren herhalde biraz daha var. Sayın Bakan, bu yılın Ocak ve Eylül aylarında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayeyle ilgili sizin verilerinize baktığımız zaman o verilerde toplam doğrudan yabancı yatırımların %51,2'si gayrimenkul alımlarından geliyor. Yani bu doğrudan sizin gözünüze bakamadan konuşamıyorum. Ben size ekrandan bakıyorum. Ben sizi olacak? Görmek istiyorum. Biraz böyle gelsin. Şimdi böyle bir açıklama, yani sizden aldığımız verilerde gayrimenkul yatırımlarını doğrudan yabancı yatırımcı olarak görmek yanlış. Doğrudan yabancı yatırım mı ben şundan anlıyorum. Şunu anlıyorum. Teknoloji getirirler, yatırım yaparlar, organize sanayilerimizde büyük yatırımlar yaparlar, know-how transferi yaparlar. Bak bu doğrudan yabancı yatırımdır. Ya da gelirler bizim bir işletmemizde sanayi kuruluşumuzu alırlar. Bunlar doğrudan yatırımdır. Ülkenin gelişmesine katkı sağlar. Fakat gayrimenkul verilerini siz doğrudan yatırım diye o rakamların içine koyduğunuz zaman büyük bir yanılgı içinde olur. Sayın Hocam, son cümlenizi alayım. Neyse süre tabii yetmediği için daha çok konu var. Bu Ar-Ge ile ilgili yaptığınız açıklamalarda övülmüşsünüz. Tabii ki övünün birinin altındaydı. Ama şu anda dünyada %2'nin altında Ar-Ge yatırımının yapılması o ülkenin geri kalmışlığını gösteriyor. 1,13 Türkiye'nin Ar-Ge'ye yaptığı yatırım. Son bir cümle efendim. Dünyadaki ortalama oran %2'nin üstünde. Bununla övünmeyin. Daha büyük, daha fazla arttırabileceğiniz seviyelerde yeni yatırımları yapmanızı temenni ediyoruz. Süren bitti. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sayın Başkan teşekkür. Plan Bütçe Komisyonu'nun çok değerli üyeleri, Sayın Bakan, kıymetli bürokratlarımız, basın emekçileri ve komisyona gelen değerli milletvekili arkadaşlarım. Ben de 2023 yılı Sanayi Bakanlığı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını, harcarken de vicdanlı, hakkaniyetli, yeni dönüşümlü ve yıllarını vermiş kıymetli bürokratların önerilerini daha dikkate alarak harcanmasını diliyor ve murad ediyorum. Tabii Türkiye'nin küresel rekabette ilerleyebilmesi ve kalkınma gösterebilmesi için mutlaka ve mutlaka üretmesi, büyümeyi başarması gerekiyor. Ülkemizin refah düzeyini yükseltebilmemiz ve küresel ölçekte de ülkemizin rekabet edebilmesi için ülkeyi yöneten iktidarın da tabii ki üretimde yapması gereken tercihler var. Bu tercihler birilerinden öteye 85 milyonun dünyadaki var olan saygınlığına bir şey katma yönünde Ar-Ge'ye bütçe ayırarak bu ülkenin kaynaklarının verimli kullanmasını sağlamaktan geçiyor. Gelişen ve değişen dünyada sattığımız ürünlerin, İhracatla öndüğümüz birçok ürünlerin kıymetinin çok fazla olmadığı, bu ülkede oldukça cari açıkların arttığını da hep birlikte görmekteyiz. Tabii bizim ülkemiz için olmazsa olmazımız tarım sektörü. Ama tarım sektörüne baktığımızda bu ülkede tarımı da iyi yönetemediğinizden yaklaşık olarak bir yıl içerisinde tarım ürünlerinde artışın %163'leri bulduğunu görmekteyiz. Yine 1 milyonun üzerinde insanın yaşanan pandemi ve politikasızlıklarınız sonucu 1 milyon 386 bin çalışanın işinden olduğunu görmekteyiz. Yine otomobil
üretiminde, KOBİ'lerin yaptığı ihracatlarda bu ülkenin nereye savrulduğunu hep birlikte izliyoruz. Esnafın kepet kapattığı ve doğa, çevre ve su kaynaklarının verimli kullanımı ve doğru yönetimi noktasında da ortak aklı, bilimi öncelemediğinizi tüm Türkiye görmekte. Bilim üreten, teknoloji üreten üniversiteleri bir bir yok ettiniz. En son Boğaziçi'ne yaşattıklarınız ortada. Gençlerimiz, bilim insanlarımız ülkeden göç etme halinde. Ülkemizde üretemiyor, hocalarımız üniversitelerde yok sayılıyor ve beyin göçünde acı bir şampiyonluğu bu ülkeye yaşattınız. Gözleri yaşlı bu ülkenin gençleri, o genç beyinleri dünyanın farklı ülkelerine gitmek zorunda kaldılar. Ve AK Parti iktidarı ve Sayın Bakanım şeker fabrikalarına bakanlığınız ve şahsınızda sahip çıkamadığınızda ne acı ki bakanlıktan gitti şeker fabrikaları. Ve şeker fabrikaları özelleştirildi. Bu ülkeye de 34 yıl sonra şeker ithal etme utancını AK Parti iktidarı maalesef yaşattı. Ve iktidarımız döneminde hani üretimi artıracağız, destekleyeceğiz dediğiniz 11.200 çiftçi mahsulünü sulayamadı, elektrik faturasını ödeyemediğinden bu insanlar ekemiyor, topraktan, üretimden kopardınız. Yine tabii bu şeker fabrikaları deyince sadece hayvancılık ve şeker anlamında küspe, melas, alkol anlamında düşünmüyoruz. Bunun bir diğer önemi de şuydu. Bu ülkenin kurucu iradesi bu fabrikaları birer cumhuriyet kalesi gibi görmüş, bünyesinde de bir takım fabrikalar kurmuştu. Şeker fabrikasının bünyesinde makine fabrikaları, yine bunların içerisinde de EMAF denen bir kurum ve kuruluş vardı. 1984 yılında EMAF Çin'e pH kiti ithal etmiş. 84 yılında. Türkiye'de bir iki barajı bu makine fabrikalarımız yapmış. Ama bunları yok saydınız, atıl durumda. Biri de benim topraklarım Tokat'ta. O kurulmuş olan makine fabrikası maalesef sınırlı sayıda bir işçinin, memurun gözetiminde nöbetçi gibi kulübelerde, kap önlerinde, odalarda oturmaktalar. Bu ülkenin bir silkenip kendisine gelmesi gerekiyor. Bunun için daha ne yapmamız lazım? Bundan öteye dibe vurup bu ülkede yaşanan krizleri görmezden gelirsek bunu sorulmaz. Ve benim ilim Tokat'a gelince, Tokat aşağı yukarı geriye doğru 1000 yılın çok kıymetli ticari merkezlerinden biri olmuş. 1947 yılına kadar da ihracatta önemli rakamlara da imza atmış bir ilimiz. Ama siz iktidara geldiğinizde 850 bin lirada olan nüfusunun ne acı ki bugün 600 bin lira düştüğünü görüyoruz. Biri satmakta zorlandınız mı? Sigara satışında bir zorluk mu var bilmiyorum. 45 bin ailende tütün ektiği tekel sigara fabrikasını ve tekeli sattınız. İnsanın aklına şu geliyor. Bu reci millileştirilip tekel yapılınca o zaman bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bunların 100 yılda geçse elinizden alacağız dediklerini bazıları dillendiriyor. Bu aymazlıktan kurtulup soruyorum size. 30 liradan çiftçiden tütün alıyoruz, 3500 liraya satıyoruz. Bey, devlete toparlıyorum Sayın Başkanım. Bunun devlete abi. Yük olan hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Biz böyle bir ürünleri sattık. Yetmiyor. Devlete ne yüklüğü vardı? Bir piyango biletinin 10 kuruş maliyeti yok. 30 liraya satıyordunuz. Param yok dedi adama, devletin bankasından para verip milli piyangoyu da sattınız. Teşekkür ederim. Bana göre bir yönetiminizi gözden geçireceksiniz. Süre de azaldı ama bu aziz milletin olacak ilk seçimde bu ülkeye yaşattıklarınızdan kurtarabilme adına gereğini yapacağını inanıyorum. Sayın Başkanım, son bir şeyi toparlıyorum. Sayın Bakanım ve bireysel satışmalarla bu komisyonda gerek milletvekili arkadaşlar, gerekse kıymetli bürokratlar, basın mensupları üzerinde popülizmden uzak, insanlar birbirini kırmadan, incitmeden, aşağılamadan da meramını anlatabilir. Lütfen bu yollara tevessül ve tenezzül etmeyelim. Size de söylüyorum, o yolu deneyen arkadaşlara da söylüyorum. Sağ olun. Bu komisyonun bir saygınlığı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılı bütçesini konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Plan bütçesinin değerli üyeleri, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli yöneticileri ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Koskebin, KOBİ'lere verdiği destek Bakanlığın sanayici ve küçük sanayi sitelerine ekonomik yeterli desteklerin verilmemediğini gösteriyor. KOBİ'lere ARGE'de ayrılan destekler düşmüştür.
KOSGEB'in eleman ve istihdam desteği uluslararası temin eden fonlarla sağlanıyordu. Ülkemizde istihdama yönelik 2022 yılı İşkur destekleri projelerinin KOSGEB destekleri gibi gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu bütçenin de böyle kullanmasını sanayici kabul etmiyor, KOBİ'ler kabul etmiyor. KOSGEB'in bu desteğini üniversite mezunlarına ARGE inovasyon bölgesel projelerin yürütülmesine kullanmalıdır. KOSGEB'in başlangıçta imalatçı KOBİ'lere destekler vermek için planlanmıştı. Sizin döneminizde KOSGEB'in teknik birimleri, laboratuvar, danışmanlık merkezleri kapatılarak bu merkezler masa başı çalışanlar haline getirilmiştir. Sayıştay'ın 2021 yılı raporlarına destek bütçesinin %38 girişimci adı altına verilmekte, destek verilerinizin miktarının da sadece ARGE'ler destekler için %5'te kalmıştır. 2021 yılı KOSGEB tarafından verilen toplam 1.777.423.813 TL'lik desteğin 675.303.083 TL'lik kısmının %38 yüzdesinin ileri girişimcilik desteğinin oluşturduğu ARGE ÜRGE inovasyon desteklerinin payının ise 100.598.750 TL olduğu, %5.98 olduğu görülmektedir. Bu Sayıştay'ın tespitleridir. KOSGEB'in KOBİ'lere çalışma yaparak inovatif KOBİ'lerin projelerini öne çıkarılmalıdır. KOSGEB'in 2000 yılında yürüttüğü ülke sanayisinin gelişmesine ve bölge sanayisinin destek olmak üzere Samsun'un canik silah sanayi, Sürmene'de balıkçılık, Denizli'de tekstil, Gerede dericilik projeleri ülkeye önemli katkılar sağlanmıştır. Ama bu projeler daha sonradan olağanüstü bir şekilde yürütülmemiştir. Akdite bölge laboratuvarları çok yüksek maliyetten kurulması ve destek sağlanmasına rağmen gerekli hizmetler ve destekler sağlanamamıştır. Personel gideri dahi karşılanmamaktadır. Lojistik bölgede iş konuda verimlilik yakalanamamıştır. Avrupa Birliği'nden alınan %75'lik koşulu ile alınan destekler olmasına rağmen destekler ortalaması halen sizin tarafınızdan, bakanlık tarafından %5'i, %55'leri geçmemektedir. Bakanlığın 2022 bütçesinde 1.282.501.000 TL'lik borç verme kredileri kullanılmış. Bu krediler KOBİ'lere adaletli ve adil olarak dağıtılmadığını biliyoruz. Adil olun diyoruz. 2023 yılı bütçesinde borç verme düşük faizi 4.613.000.000 TL olarak bütçenize konulmuştur. Siz de bugün 4 milyarın üzerine diye ifade ettiniz. Bütçenizde ayırdığınız bu paranın faiz olarak oranı kaç olacaktır? Koşulları ve KOBİ'lere eşit olarak uygulanacak mıdır? Ve diğer tarafta yine Sayıştay'ın denetimlerinde kurum tarafından gönderilen açıklamada destek programlarının icra komitesi kararları doğrultusunda hazırlandığı, yeni kurulan işletmelerin bankalardan kredi bulma güçlükleri ve zayıf mali yapıları nedeniyle başlangıçta büyük ölçüde başarısız oldukları analiz edildiği, bu nedenlerle kredi temelinde desteklenen işletmelerin belli gelir güvenliğine kavuşunca faydalı olabileceği, faizsiz uzun vadeli geri ödemeli destek kapsamına kademeli olarak geçireceği ifade edilmiş ise de bu irade henüz stratejik olarak politika belgelerine yansımamıştır. Ve bundan sonraki yapabileceğiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak benim de bölgemde Sayın Başkanım, Samsun'un Havza ilçesinde kurulan organize sanayi bölgesinin ve Kavak'ta yeni kurulan Vezirköprü'deki organize sanayinin iyi şekilde o bölgede destekleneceğine inanıyoruz. Çünkü her türlü altyapısının olduğu, bir de Sayın Bakanım, o bölgede tamamen iç bölgede
tüm ilçelerin dördüncü derecede kalkınma derecesine alınmasına rağmen Nadi ilçesinin üçüncü derecede olmasının sebebi nedir? Bunu da bilmek istiyoruz. Bizi saygıyla selamlıyorum ben de. Sunumunuzu dikkatle dinledik Sayın Bakan. Belli bir noktaya kadar düzey gerçekten yüksek olan bir sunum yaptınız ama belli bir noktada hepimizi üzen bir noktaya evrildi. Ona karşı bir cevap vereceğim ama öncelikle sunumunuza dikkatimi çeken hepimizin gündeme getirdiğimiz yapısal sorunlara odaklandığınızı söylediniz. Evet bunlar ciddi sorunlar, yapısal sorunlar. Özellikle de sizin alanınızı ilgilendiren alanlarda sanayi ile ilgili kalkınma, sanayileşme, teknoloji, eğitim modelleriyle ilgili gerçekten bütüncül politikalardan uzak bir noktadayız. Şöyle ki, tabii burada yapısal sorunların başında da Sayın Bakan, en başta bir kurumsuzlaşma ve liyakatsiz kadrolarla beraber bir kuralsızlaşma süreci de var. Bu da bir yönetim yapısı olarak bütün kurumları da sirayet ediyor. Bunu da dikkatinize sunmak istedim. Özellikle dediğim gibi üretim, kalkınma, istihdam, işte yüksek enflasyonla beraber alım gücünün düşmesi, girdi maliyetlerinin artması ve bunların sanayi sektörüne, KOBİ'lere, özellikle de imalat sanayi yapısının bütün oluşturan KOBİ'lere yansıması noktasında yapısal sorunlardan maalesef çıkamıyoruz. Sanayileşme stratejileri ve sanayileşme politikamız noktasında buna uygun bir, sizin bugün çizdiğiniz tabloya uygun arkasında ciddi bir eğitim modelini göremiyoruz. İşte evet, ihracata dayalı bir büyümeden bahsediliyor ama bunun arkasında ki temel dayanakta döviz kuru ve faiz oranı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama doğal olarak o dediğimiz üretimdeki yüksek katma değerli, bugün de çok tartışılan ürüne dönüşüm noktasında da eksiklikler var. Bunun tabii ki teknoloji ve eğitim modeliyle desteklenmesi de ciddi sorun alanı. Üniversiteler Sayın Bakan, ciddi sorun alanı sizin için sanayileşme modeli noktasında ciddi altyapı oluşturacak üniversitelerdeki teknoloji altyapısı, Ar-Ge bütçeleri ve öğretim mali idari özellikleri ciddi tartışma noktasında, öğretim üyelerinin bilim üretme altyapısının sağlanması, özgürlük ve özellik ortamlarının sağlanması da ciddi sorun alanı olarak karşımıza duruyor. Sayısal bir artışa odak noktasına konuluyor ama niteliksel dönüşüm sağlanamıyor. Akademik ve eğitim altyapısı, plansız bölümler açılması, yani o sizin sunduğunuz o sektörlere dönük paralel giden bir eğitim modelinden bahsedemiyoruz. YÖK'ün atlas verileri var. Çok ciddi temel bilimlerde eksi netlerle öğrenciler yerleşiyor. Daha sonra da o öğrencilerin niteliklerine göre doğal olarak istihdamları noktasında bir kopukluk var. Yani o bağlantısallığı sağlayamıyor maalesef. Ve çünkü o yapısal sorunları aşamıyoruz bir türlü. Tabii ki bunların yanında, özel bağımsız kurumların yanında hukuk sistemi, adalet sistemi, nitelik, şeffaflık, hesap verebilirlik, güçler ayrılığı ilkesi, buna dönük bir model de ortaya koyuyoruz. Hep bütün bu yapısal sorunlar bütün kurumlara sirayet ediyor. TÜBA, TÜBİTAK çok önemli kurumlar ve bu kurumlar, hani siz atıf yaptınız ya, hamburger gidip yenildi. Ben işte ismini söyleyemediğim bir yemeğe yenildiği bir cemaat yapısının ele geçirdiği kurumlar oldu. Uzun yıllar bu kurumlar. Evet, bir süreç değişti ama gerçekten ciddi tahribatın oldu ama şuraya atıf yapıyorum. Sizin iktidar olduğunuz dönemde bu kurumlar yapılar, bu cemaat yapılarının bilim üretmek bir kenara ciddi bir cemaat yapısının etkisinde kaldılar. TÜBA, ya yüksek yetenek inşası tartışılıyor bugün Sayın Bakan. TÜBA bu konuda ne yapıyor? Çalışma grupları var. Bu çalışma gruplarının somut, yansıyan, yani bu sizin anlattıklarınızla ülke gerçekliği, genç istihdam, eğitim, üniversiteler, akademi, bunlara yansımasını göremiyoruz. İşte TÜBİTAK'ın bir yönetim kurulu üyesi Boğaziçi Üniversitesi'ni 2 yıldır çökertmeye çalışan Naci İnci'yi atadınız oraya. Ya şimdi bir defa bu Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Bir bilim üretme ve dünya sıralamasında olan bir üniversitemizde rektörü TÜBİTAK'ın da yönetim kurulu üyesi ama bu üniversitede bilim insanlarını uzaklaştırıyor. Buna bakıyor musunuz? Yani sizin burada söylediklerinizle gerçeklikte üniversitenin yaşadığı sorunlar maalesef ciddi bir sorun alanı. Beyin göçü ciddi bir sorun. Gerçekten sayısal verileri şimdi zamanım yok. Söyleyemiyorum. Gerçekten yurt dışına giden insanların, bakın TÜİK verisi Sayın Bakan, 330 bini vatandaşlar, 50 bini 25-29 yaş arası genç insanlar, bilim insanları. Sadece Türkiye'deki işte istihdam ortamıyla ilgili sorunlar değil,
gerekli nitelikte akademik araştırma yapacakları bilimsel ortamda yok. Siz işte geri dönüşten bahsettiniz ama bu yeterli potansiyelde değil. Süreniz doldu, bir iki cümleyle. Elbette başkanım. Yeşil mutabakat da çok önemli. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu bir akademisyen olarak Sayın Bakan, burada ciddi bir sorun var. Burada gerçekten Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleyememiş, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin giderek ticari anlamda sorunlar yaşayacağımız bir alanda, şimdi bir de bizim karşımıza yeşil mutabakat ve karbon emisyonlarına göre üretim altyapısı sağlamamız lazım. Şimdi COBİ'ler, çok özür dilerim başkanım, COBİ'ler yani imalat sanayimizin %90'ını oluşturan COBİ'ler bu sürece nasıl hazırlanacaklar? Daha girdi maliyetlerini karşılayamayıp üretimden çıkan COBİ'ler bu yeşil dönüşüme nasıl sağlayacaklar? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, ben de bakanlığın zübdesinde bulunan uzay ajansına dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizdeki uzay ajansında 2023 ödeneği 1 milyar 618 milyon lira. 2024 tahmini ödeneği ise 1 milyar 868 milyon lira. 2025 tahmini ödeneği ise 2 milyar 75 milyon lira olarak öngörülüyor. Ayrıca şu önemli tabii, sadece uzay ajansı kurumunun değil, tüm devlet kurumlarının uzay ve havacılık alanındaki toplam ödenekleri ise şöyle. 2023'te 3 milyar 572 milyon, 2024'te 4 milyar 311 milyon, 2025'te 4 milyar 928 milyon. Şimdi bu rakamları niye verdim? Dedim ya, dikkat çekmek istiyorum. Peki dünyada uzay ajansıyla ilgili çalışma yürüten ülkelerde durum nedir? Mesela astronot gönderilmiş bazı ajansların bütçeleri şu: NASA 23 milyar dolar, yani 460 milyar TL. ESA 6 milyar euro, yani 120 milyar lira. Rusya Uzay Ajansı 1.7 milyar, yani 34 milyar lira. Almanya Uzay Ajansı 1.1 milyar euro, yani 22 milyar lira. Yani bu rakamları birbirine baktığımız zaman işin doğrusu, dünyada uzayla ilgili bütçe ayırıp da çalışma yapan ülkelerle bizim ülkemizdeki rakamlar arasında uçurumlar var. Neredeyse 10 misli, 100 misli gibi rakamlar var. Dolayısıyla bu böyle olunca, şimdi mesela Çin Uzay Ajansı'na yılda 8 milyar dolar bütçe aktarıldığı tahmin edilirken, Hindistan'da bile 2 milyar dolar civarında kaynak aktarılıyor. 2 milyar dolar, yanlış anlaşılmasın, yani 40 milyar lira. Peki bizdeki rakamlar ne civardaydı? 3 milyar, 4 milyar vesaire. Şimdi bu rakamlara göre bizim için uzay, Sayın Bakanım, sadece hayal olmaktan ibaret kalıyor. Türkiye Uzay Ajansı'na, TUA, ayrılan devlet bütçesi 38 milyon lira olarak gözüküyor. Ancak BBC Türkçe'ye bilgi veren bir TUA yetkilisi, çeşitli bakanlıklardan ve kurumlardan ayrılan payla birlikte bütçenin 2021 yılı itibariyle 40 milyon doları bulduğunu belirtti. Yeni hedefler doğrultusunda bütçenin arttırılması planlanıyor. Değerli arkadaşlar, 3 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan kaynak konusunda eleştirilerimi yöneltmiş, 2024 yılı için ayrılan tahmini 72 milyon liralık bütçe ile ne yapılacağını sormuştum ve demiştim ki, 2 yıl sonra burada bu paralarla ancak meclisin kapısındaki Mercedes'lerden bir tanesini alırsınız. Uzaya falan çıkamazsınız. Uzaya çıkmak için 2022 bütçesinde Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan kaynak sadece 61 milyon 293 bin lira. Bunu zaten 17.3 milyon lirasını personel ve SGK giderleri olarak düştüğünüzde elinize kalır 44 milyon lira para. Sayın Başkan, bu parayı nasıl harcarsınız bilmiyorum. İster aya çıkarsınız, isterseniz Erzurum'da falan dökene demiştim. Geldiğimiz noktada dünyadaki rakamlar ortada, bizdekiler ise ortada. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Ayrılan bu bütçeyle bu işin olması mümkün değil. Hayal satmaktan vazgeçelim. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle bize ulaşan odalardan gelen bilgilerde en büyük problemlerden 4 başlığı size kısa kısa söylemek istiyorum. Sayın Bakan, sanayici krediye erişemiyor. Faizi düşürmek işe yaramadı yani. Çünkü bankaların faiziyle gerçekte uygulanan faiz aynı değil. Gerçekten sanayici krediye erişimi, bu konuda şikayet var. Ankete göre son bir yılda krediye erişim benim için büyük sorun diyenlerin oranı %3.3'ten %17.4'e fırladı. 5 kattan fazla. Durgunluk beklentisi nedeniyle işi çıkarmayı düşünen sanayici oranı ise
%69, yani her 3 sanayiciden 2 tanesi işçi çıkarmayı düşünüyor. Kredi faizi yüksek, kredi işlemlerinin uzaması ve bankaların kredi vermesini dert eden sanayici oranıysa %75. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Her şeye rağmen bütçemizin ülkemize ve vatanımıza hayırlar getirmesini ve size diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teknoloji, bilim, ARGE, Sanayi 4.0, Uzay Ajansı, sanayicinin sorunları, finansmana erişim, yüksek ham madde fiyatları, sanayiye yatırım yapılmaması, üretimde yaşanan sıkıntılar, 5 dakika sürede hangi birini konuşalım. Son bir yılda sanayide kullanılan elektriğe %400 zam yapıldı. Sanayici ham madde ve girdi maliyetleri altında eziliyor. Sanayi üretimi aylık bazda son ayda %1.6 düştü. Sanayici zorda Sayın Bakan. Siz ne yaptınız? Sanayi hamlesi diye bir yalan uydurmuşsunuz. Bütçede sanayiyi geliştirmeye ayırdığınız pay sadece 7%. OSEV'lere çökme yasası hazırladınız. OSEV'lerden zorla bağış topladınız. Bu bağışlar nerede, nereye gitti Sayın Bakan? Hangi marketlerden, kimlere, hangi kanalla dağıtıldı bu kartlar? Bunun cevabını vermediniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletle bayram kutlanması gerekirken Cumhurbaşkanı özel sektörün CEO'suymuş gibi, siz de pazarlama müdürüymüş gibi fabrika açılışı yapıp halkın milli duygularıyla oynadınız. Büyük şovlarla açtığınız fabrikada üretilen bir araç yok. Özel sektörün CEO'suymuş gibi lafı. Başkanım dinleyeceksiniz. Çok doğru dinleyeceksiniz. Orada hakaret edince orada cevap vermiyordunuz. Ama ben sizi büyük şovlarla açtığınız fabrikada üretilen bir araç yok. Daha temiz bir dil kullanıyorum. İtalya'da hazır gelen arabalarla şov yapıyorsunuz. Sizleri tebrik etmek lazım. Fabrika açılışı yapılan düşün, hala üretim yapılamayan bir fabrikanın açılışını yaptınız. Hitler gibi karşı düşman yaratıp o düşman üzerinden kendinize yandaş toplamaya çalışıyorsunuz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yerli ve milli bir araç üretimine karşı gelmez. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı araç siparişi veriyor. Ne diyorsunuz? Sadece Cumhurbaşkanı siparişlerini karşılıyoruz dediler. Bu nedir? Açıkla o zaman. Ekonomistim dedi. Tıpçıyım dedi. Yetmedi. Şimdi de satış müdürü oldu. Özel sektöre ait araba fabrikasını da kendine bağladı. Kendine. Ülkede asgari ücret 1500 lira. Vatandaş nasıl bu arabayı alacak? Her gün şov yapıyorsunuz. Siz zenginlere araba yapıyorsunuz. Zenginlere. Her seçim döneminde yerli otoyu sipariş verdik, çıkarıyorsunuz diyorsunuz. Sanki Türkiye'de otomobil üretimi yapılmıyormuş algısını yaratıyorsunuz. %88 yerli olan Ford kamyon yıllardır yollarda. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Hyundai yerlilik oranı %66, fiyat %58'e ulaşmış. Toyota %55'e ulaşmış yerlilik oranı. Top yerlilik sadece TOG'a baktığınız zaman 45-50 civarında. Tasarımı İtalyan'dan, motoru Alman'dan, bataryası Çin'den, şasisi İngiliz'den alıp arabanın yerli ve milli olduğunu iddia ediyorsunuz. Sanayi Bakanısınız. Bu sektöre ayrım gözetlemeden destek vermelisiniz otomobil sektörüne Sayın Bakan. Ama TOK'un memuru gibi davranıyorsunuz. 1977'den beri ülkemizde üretim yapan Honda geçtiğimiz yıl ülkemizden ayrıldı.
adamlara dur dahi demediniz. Volkswagen yatırım yapmaktan vazgeçti, sahip çıkmadınız. Yerli ve milli vaatlerinizde samimi değilsiniz. Sayın Bakan, tank palet fabrikasını Katarlara peşkeş çektiniz. Yıllar içinde %100 yerli üretimi yakalamış Tuzla Jeep fabrikasını niye kapattınız? Cumhuriyet'in kurduğu SK'yı kapatıp süreniz tamamlandı. İşinize gelmeyince tamamlandı, evet. Teknoloji ve sanayi üzerinde bakanlık yapıyorsunuz. Şimdi ben biraz tarihsel süreçle başlamak istiyorum konuşmama. Toplumların kalkınması bilgi ile, bilimle ve teknolojiyle olur. Bilim, hür irade, özgür toplum, sağlıklı iletişim, özgür ve özgün eğitimle olur. Bütün bunlarda insan beyninin dogmalardan arınıp şüphecilikle soran, sorgulayan, düşünen, düşüncesini açıklayan bireyler yetiştirip bilime armağan eden vicdanı ve irfanı hür nesillerle olur. Kısacası insan beyninin dogmalardan arınıp aydınlanması ile olur. İnsanlık dünyası tarihsel süreçte antik Yunan filozofları Sokrates, Platon, Aristoteles, Thales gibi düşünürlerle mantıklı düşünceyi M.Ö. 4. yüzyılda ilk defa başlamıştır. Daha sonra 15. yüzyılda filozof, profesör, teolog Alman Martin Luther'le devam etmiş, Tevrat ve İncil'in Latince'den Almanca'ya çevrilmesiyle daha çok insanların anlayabileceği aşamaya gelmiştir. Ardından yine Alman filozofu Immanuel Kant'la son aşamasına varmış 18. yüzyılda. Bu gelişmeler ışığında 18. yüzyıla giren insan beynini geliştirmeye ve bilime, bilim ve teknoloji alanında fazla kafa yormaya başlamıştır. Galileo Galilei'nin 17. yüzyılda dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlaması ve devamlı doğuya gidilerek batıya ulaşılabileceğini söylemesi, hep doğuya gidildikçe bu şeyin tekrar yapılabileceğini özgün düşünce sayesinde bulmuştur. Buhar makinesinin bulunuşu, üretim gücünü ve hızını kol gücünün elinden almıştır. Üretimin hızlanışı, birim zamanda daha çok üretim yapıp, yine birim zamanda daha çok kar elde edildiğini doğrulamıştır. Tarımda insan ve hayvan gücünün yerini makine gücü almış, aynı zamanda sanayide de kol gücünün yerini makine gücü almıştır. Bu şekilde aşağı yukarı bunlar 200-250 yıl önce başlayan sanayi devrimini bizler o zamanki çağlarda kendi içimize aydınlanma girmesin, bu aydınlanma ile biz bu ülkeyi yönetemeyiz endişesi ile ne pusulanın buruluşuna ne matbaanın buruluşuna hiçbirisine zamanda ulaşamadık. Matbaayı kuruluşundan tam 284 sene sonra ülkemize getirdik. Sayın Bakan, şimdi bunu söylemekle muradım şudur. Bilim üniversitelerde olur. Bilim eğitimde olur. Bilim sağlıklı üniversite, sağlıklı eğitim ve sağlıklı insan yetiştirmeyle olur. Şimdi değerli arkadaşlar hepinize soruyorum. Bizler bugün Türkiye'de en güzide üniversitelerimiz dediğimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni, Boğaziçi Üniversitesi'ni ve daha bunun gibi nice üniversiteleri ne hale getirdik ve bu üniversiteleri ne hale getirmeye çalışıyoruz? Bu irfan ve bilim yuvaları bizim insanımıza daha fazla bilgi, daha fazla teknoloji, daha fazla sağlıklı düşünmeyi öğretmek için elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekirken bizler bu üniversitelere okullarda akademisyen olmuş, doktora yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş insanların oylarına güvenmiyoruz. Yukarıdan tepeden inme, hayır siz bunu beceremezsiniz, bilemezsiniz. Benim istediğim insan gelecek, benim istediğim insan burada üniversitede yönetecek ve sizler de ona tabi olacaksınız.
onun istediğinden dışarıya bir şey konuşamaz, söyleyemez ve hareket edemezsiniz. Şimdi size soruyorum, bizler gerçekten kalkınmak istiyor muyuz? Iskaladığımız sanayi devriminden sonra bugünkü bilişim devrimini yakalamak istiyor muyuz? Yoksa yine bunu da es geçip sanayi devriminden sonra bilişim devrimini de gerçekleştirmiş toplumların uşağı olmaya bu toplumu mahkum mu edeceğiz? Sayın Bakan, önce buna karar verilmesi lazım. Hükümetinizde ve daha yukarıdaki mecralarda bu konuya cevap vermeniz lazım ve üniversitelerimizi bugünkü durumdan kurtarıp sağlıklı bir üniversite oluşturmamız gerekiyor. Bizler bilim yapamayacak insanlar değiliz. Bizler evet, teknoloji üretemeyecek insanlar değiliz. Yeter ki özgür irade, yeter ki hür irade olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.